Merhaba arkadaşlar. Korona sebebiyle uzun bir süredir vaka paylaşım yapamıyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir bu süreçte. Sıkıldık tabii ki. Son dönemde yapmış olduğumuz bir vaka üzerinden tartışmaya açacağım konuyu. LAD CTO vakası. Vaka şöyle, gördüğünüz gibi LAD'den 1. septal sonrası LAD'si total gözüküyor. Çıkış yeri de çok net değil açıkçası. Diğer görüntülere de bakalım. Burada da görüyorsunuz çok net bir güdük yok, farklı pozlarda da yok ama kısa bir segment. Aslında lateral pozda baktığınız zaman kısa bir segment gibi gözüküyor. Sorun ne? Proksimal güdüğün belirsiz olması. Ne yapabiliriz? İlla antigrat deneyelim dersek aslında ilk etapta bir BT anjiyosu olsaydı hastanın BT ile değerlendirip proksimal kepi tahmin edip antigrat işlem düşünülebilirdi. Ya da IVUS eşliğinde fonksiyon yapılabilir. Diğer bir seçenek de antigrat yapmak istiyorsak septal ya da diagonal dalı telleyerek bu tel üzerinden çift lümen mikrokateter yönlendirerek fonksiyonda denenebilir açıkçası. Antigrat opsiyonları için bunlar var. Retrograd için ise septal kolateral bağlantısı yok. Bu hastanın sağ koroner arterden de septal bağlantısı yoktu LAD distaline. Ama iyi bir gördüğünüz gibi sirkumfleks sisteminde epikardiyal bağlantı var. Bu bağlantı kıvrımlı ama çok kötü kıvrımlı değil. Hani çözülebilir. Bu yolu kullanalım mı? Tabii epikardiyal bağlantıdan ziyade septal bağlantının olmasını istiyoruz. Çünkü epikardiyal bölgede bir perforasyon olduğunda bu tamponatla sonuçlanıyor. Bir de sirkumfleks arter atrioventriküler gruvda seyrettiği için perforasyona yatkın bir damar. Yani sirkumfleks bağlantılı kolateralleri ben her zaman riskli buluyorum. Ama aslında başka seçeneği yok bu kolateralı kullanmak dışında. Bir siyon tel ve mikrokateter eşliğinde Corsair Pro eşliğinde ilerleyebildik. Distal segmente kadar geldik gördüğünüz gibi. Ve bir tip enjeksiyonu yaptık. Tip enjeksiyonda da distal yatakta olduğumuzu gördük. Bundan sonraki aşamada yavaş yavaş gidelim. Aşamada siyon telimizi çekip bir Filder XT ile denemede bulunduk. Filder XT diye başarı sağlayamadık. Bunun üzerine Ultimate Bros aldık. Ultimate Bros'la da sonuç elde edemedik. Biraz daha penetrasyonumuzu artırmak için sert tele geçtik. Miracle 6 serisine geçtik. Miracle 6'ya da sonuç alamadık. Conquest Pro 9 gramla burada gördüğünüz gibi left main'e ulaşmaya çalıştık. Daha sonra guiding kateterin içerisine girmeye çalıştık. Mikrokateter ve tel eşliğinde ancak bunu beceremedik ve aortaya mikrokateterimizi bıraktık. Bundan sonraki aşamada da telimizi RG3 teliyle değiştirip RG3 telini periferik sinayır ile başka bir guiding kateter üzerinden eksternalize ettik. Böylelikle RG3'ün her iki ucu da iki femoral tarafından eksternalize edilmiş oldu. Sonrasında şurada sonrasında biliyorsunuz zaten mikrokaterimizi epikardiyal bağlantıların gerisine aldık. Orada beklettik. Genelde 2.30 balonlarla predilatasyonla başlıyorum ben. 2.30
Balonlarla predatasyon yaptım burada gördüğünüz gibi. Sonra şurada bir ektazik bir alan oluştu. Bu ektazik alanı aslında küçük balonda yaptık. Bir perforasyon mu, ektaz mı çok iyi karar veremedik. Bu süreçten sonra da hastanın bir hemodinamisinde bozulma oldu. Ama hani böyle ciddi bir geçiş de görmüyorum orada. Tekrar bakalım görüntüye. Bakın burada sonrasında 2.30 balon bu, yani predilatasyon balonu. Bu balondan sonra şu bölgede bakın şöyle bir ektazi var. Elis bir perforasyon gibi ama çok geçişte gözükmüyor. Çok karar veremedik açıkçası, bu nedir, bir perforasyon mu, ektazik segment mi diye. Siz ne dersiniz bu aşamada? Şöyle, ektazi de olabilir, bir perforasyon da olabilir. Çok tip bir perforasyon gibi, belirgin bir kontrast sızıntısı gözükmüyor. Peki perforasyonsa ve efüzyon gelişmiş ise bunu en iyi hangi açıda görürüz? Bakın, genellikle bu epikardiyal halo görüntüsü oluyor. Bu epikardiyal halo görüntüsü bize efüzyonun olduğunu söylemiyor. Bu epikardiyal halo tabii ki bazen subepikardiyal yağ dokusuyla da karışabilir. Ben bunu durdurarak çizdim. Bakın şu özellikle efüzyon en iyi sol lateral pozda gözüküyor. Bakın şu LED distali. Şurada bir kontrast sızıntısı daha var. Burası da perikard. Şu arada bir efüzyon var. Hastanın hemodinamisi yani 80 gibiydi sistolik kan basıncı. Bu aşamada ne yapalım? Perikardiyal efüzyonu var hastanın. Ekokardiyografide kollapsı yok, ancak hastanın göğüs ağrısı ve sistolik kan basıncı da bir miktar düşüş var. Genellikle işte sıvı verelim. Pozitif inotrop ajan verebiliriz. Kan transfüzyonu. Protamin bence kesinlikle yapmamak lazım. Çünkü protaminle sistemi nötralize edersek, koagülasyon sistemini, bu sefer akut trombozlarla karşımıza çıkıyor ki LAD proksimal segment total tıkandığında ya da kateter trombozu vesaire olduğunda fatal seyredebiliyor. Ben bu vakada biz perikardiyo sentez yapıp sadece IV sıvı verip takip ettik. Graft stent gibi bir seçenek düşünmedik çünkü belirgin bir sızıntı yoktu hastada. Normal 3.28 Bayer stent koyduk ve sonlandırdık. Son görüntüsü de bu şekilde. Distal yatağı görüyorsunuz, ince gözüküyor, ancak bu zaman içerisinde biliyorsunuz CTO işlem yerinde bu yatak normal çapının neredeyse 1 milim daha üstüne çıkıyor. Sonraki süreçte bu vakayı göreceğiz. Bu vakada önemli olan bir vurgulanması gereken noktalardan bir tanesi ambigüs güdükte neler yapılabilir. İkincisi, işlem sırasında hastada perforasyon geliştiğinde ne yapılabilir? Perforasyona bağlı efüzyonu en iyi hangi açıdan görürüz? Sol lateral açı bence önemli. Efüzyon geliştiğinde panik yapmayıp protamin yapmamak çok önemli. Kılavuzda genelde yazıyor protamin ama bu protamini yapılmaması taraftarıyım. Cerrahi gibi haber verip hızlı bir şekilde perikardiyo sentez. Tabii ki bu sırada işte biliyorsunuz pinpon tekniği, yani bir burada bir guiding kateter dururken onunla balon yapıp direkt büyük bir perforasyon varsa, kontrast kişi görüyorsanız eğer balonla bekleyip ikinci guiding kateteri getirip graft stenti en hızlı bir şekilde yerleştirmek pinpon tekniği olarak tanımlanıyor. O çok büyük fayda sağlıyor ama biz burada büyük bir kontrast sızıntısı görmediğimiz için gözümüzde graft stenti bu aşamada hiç düşünmedik. O yüzden de pinpon tekniği uygulamadık. Bir başka vakada görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.